Ayrıntıları alacağız. Toplantıyı takip etti TRT Haber muhabiri Şeyma Bay ve karşımızda. ...7 milyonun çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranı bugün belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını yaptı ve zam oranları toplantının ardından belli oldu. 2021 yılında geçerli olacak zam oranları. Hemen sizinle paylaşalım detayları. 2021 yılında net asgari ücret 2825 lira oldu. Brüt asgari ücret 3577 lira oldu. Net asgari ücret ücrette evli ve eşi çalışmayan bir kişi 2879 lira alacak. Evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu kişi ise 2919 lira alacak. Net asgari ücrette yine evli ve eşi çalışmayan iki çocuklu kişi ise 2960 lira alacak. Ve evli ve eşi çalışmayan üç çocuklu kişi de 3013 lira alacak. 2021 yılı için rakamlar böyle. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı bugün rakamları. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamlarını. Bu yıl peki zam oranı nasıldı? Ondan da bahsedelim. %21.56 oranında bir zam yapıldı. Geçen yıl bu oran %15.3 oranındaydı. Aile Bakanı şunları söyledi zam oranını açıkladıktan sonra Zehra Zümrüt Selçuk. İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi ve 2021 yılındaki zam oranlarını açıkladı. 7 milyon çalışan 2021 yılında asgari ücreti ne kadar alacağını bugün öğrenmiş oldu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. 577 lira 50 kuruş. Çocuk sayısına göre ya da eş durumuna göre değişiyor biliyorsunuz. 3 çocuklu ve evli işçi için net asgari ücret 3013 lira 72 kuruş oldu net asgari ücret. Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için 2960 lira 6 kuruş. Evli yine eşi çalışmayan yalnız bir çocuğu olan işçi için 2919 lira 81 kuruş. Yine evli ve eşi çalışmayan işçi için çocuğu yoksa 2879 lira 57 kuruş oldu. Bir ekranımız daha var, hemen onu da göreceğiz. Şimdi ne kadar arttı lira olarak? Geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira arttı. Artış oranı ne oldu peki? %21,56 oldu. Yani asgari ücret enflasyonun yaklaşık 7 puan üzerinde belirlenmiş oldu değerli izleyenler.